Merhabalar, ben Mustafa Balbay. Sizlerle 3 Şubat 2022 Perşembe günü Cumhuriyet Gazetesi'ne yayımlanan köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki seçimler mi, önümüzdeki nesiller mi? Günlük gelişmeleri izleyen her yurttaş başlıktaki sorumuza şaşıracaktır. Bu da soru mu? Siyasiler açısından elbette asıl olan önümüzdeki seçimler diyecektir. Biz yine de olanın yanına olması gerekeni koyalım diye düşündük. Trabzon'da devleti temsil eden iktidar heyetinin önünde Kılıçdaroğlu'na hain diyen çocuğun nasıl bir eğitim sisteminin içinden geçtiğini, onu nelerin beklediğini düşününce ülkenin geleceği için kaygılanmamak elde değil. Bir başka açıdan bakınca Süleyman Soylu doğru söylüyor. Çocuktan al haberi. O çocuk bize haber veriyor. Ey büyükler görün, biz böyle bir ortamdan geliyoruz. Ey Türkiye, gelecekte bu ülkenin yönetiminde yer alacak olan bizler, anlamını bilmediğimiz hain, reis kavramlarıyla büyüyoruz. Ey insanlar, biz çocuklara ne verirseniz ileride o olacağız, haberiniz olsun. 10 yaşındaki çocuk büyük bir ayna tuttu hepimizin gözünün tam hizasına. Bugün üniversiteler dahil okul çağındaki insanlarımızın tümü AKP iktidarı döneminde doğdu. 20 milyonu aşkın öğrencimizin eğitiminden sorumlu iktidar, onların temel sorunlarının hemen hiçbirini çözmediği gibi katmerledi. Çünkü eğitimde de hep önümüzdeki nesiller değil, önümüzdeki seçimler dedim. İlk bakışta son derece olumlu karşılanabilecek adımların da plansız, programsız, programsız olması nedeniyle devamı hep sorun olarak geri döndü. İşte her bir ile üniversite. Ne güzel. Nüfusumuzun üniversite mezunu oranı %5-6'lardan 14-15'e yükseldi. Ama öte yandan 15 yıl önce genç işsizler arasında ilk sırayı lise mezunları alırken şimdi üniversite mezunları aldı. Bir başka deyişle işsizlik 4-5 yıl ertelenmiş oluyor. Örneğin ziraat fakültesi sayısı arttı, ziraat mühendisi istihdamı azaldı. Ne olursa olsun, hangi koşullarda olursa olsun, hangi dalda olursa olsun, Anadolu'nun hangi ilinde, büyük kentlerin hangi semtinde olursa olsun, bir üniversite olsun stratejisi gençlerin 20'li yaşlara amaçsız, hedefsiz girmelerine neden oluyor. Geçen yıl üniversitelerde o kadar çok bölüm boş kaldı ki bundan tıp fakülteleri de payını aldı. 7 üniversitenin tıp fakültesindeki kontenjanlara başvuru sıfırdı. Sıfır. Bunun dışında 200 aşkın bölüm de hiç başvuru olmadığı için kapatıldı. Ne kadar öngörüsüz bir durum. Üniversiteye giren gençlerin durumu bu. Ya giremeyenler? Onların bir kısmı iş yaşamında. Bir kısmının ise nerede olduğu bilinmiyor. Yanlış okumadınız. Resmi kayıtlara göre 15-24 yaş arasındaki yaklaşık 15 milyon insanımızın 5 milyonu ne okulda ne işte. İktidarın eğitime bakışını son öğretmenlik meslek yasasında gördük. Öğretmenlere değer vermek yerine aralarına mesafe koyuyorlar. 4 statüye ayırıp her statüde maaş arttırmak. Bunun ne anlama geldiğini sözleşmeli öğretmenlerde görmek mümkün. Sözleşmeli atanan her 3 öğretmenden ikisi öğretmen değil. Öğretmenlik eğitimi almamış. Sevgili Trabzonlu çocuk, Nazım Hikmet'in dediği gibi yaşama sırası sende. Yürekten dileğimiz, inancımız o ki senin kalbinin o çocuk temizliği hala bozulmadı. Zaten malum durum sonrasındaki konuşmaların da onu gösteriyor. Memleket gerçekleriyle çok erken tanıştın. Bu ülkede en kolay kullanılan sözcük haindir. Selam vermek gibi bir şeydir. Hain Hitler. Sana böyle bir ülke emanet etmek kader olmamalı. Bütün çabamız
bunun için.